10. soruda eşitliğini gerçekleyen x ve y gerçel sayıları için sinüs x artı sinüs y toplamı kaçtır demiş bize sevgili gençler. Şimdi soruya bildiklerimizden yola çıkarak ilerleyelim. Mesela arkadaşlar buraya a diyelim. Yazalım 4 çarpı kosinüs y eksi 3 sinüs y a'ya eşit olsun. Bu a ifadesi arkadaşlar bu iki sayı arasındadır. Yani eksi 5 ile 5 arasındadır. Şimdi ben a'yı sağ tarafa alıyorum. Yani 3 sinüs x burada 8 eksi a'ya eşit. Şimdi eksi a olmasını istiyorum. O zaman eksi 5 küçük eşit. Eksi a küçük eşit 5 oluyor arkadaşlar. Artı 8 ekliyorum her tarafa. Buradan 3 küçük eşit 8 a küçük eşit 13 gelmekte. Şimdi bu ifade ne eşit? 3 sinüs x'e yerine yazalım. Ve her tarafı 3'e bölelim. O zaman 1 küçük eşit sinüs x küçük eşit. İşte ne geliyor? 4 virgül küsür. Arkadaşlar sinüs x'in alabileceği en büyük değer 1'dir. Ve bu aralıkta alabileceği tek bir değer var. O da nedir? 1'dir. Demek ki burada sinüs x'i 1 olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Evet burası 1 ise 8-3'ten eksi burası da bize 5'i verir. O zaman yazalım. 4 kosinüs y eksi 3 sinüs y eşittir 5. Arkadaşlar her tarafı 4'e bölüyorum. O zaman ifade kosinüs y eksi 3 bölü 4 sinüs y eşittir 5 bölü 4 gelmekte. Şimdi 3 bölü 4 yerine ne diyelim? Tanjant alfa diyelim arkadaşlar. O zaman da kosinüs y eksi sinüs alfa bölü kosinüs alfa çarpı sinüs y eşittir 5 bölü 4 gelir. Payda eşitliyorum. Buradan kos alfa çarpı kosinüs y eksi sin alfa çarpı sinüs y o da eşittir. 5 bölü 4 çarpı kosinüs alfa gelir. Şimdi burada neyi demiştik? Tanjant alfa 3 bölü 4 demiştik. Üçgenimi oluşturuyorum ve tanjantı yerleştiriyorum. Karşımızda 3, 4, 5 üçgeni var. E bu üçgene göre kosinüs alfa 4 bölü 5 e eşittir. Burada yerini yazalım arkadaşlarım. Sadeleştiğinde bize 1'i verir. Peki sol taraf nedir? Burası kosinüsün toplam formülüdür. 1'e eşittir. Arkadaşlar alfa artı y Sıfır olduğunda kosinüs sıfır 1'e eşittir. O yüzden burada y yerine ne diyeceğiz? Eksi alfa. Sinüs x'in 1 olduğunu söylemiştik. Sinüs y'ye ihtiyacımız var. Bu da sinüs y eşittir. Sinüs eksi alfadır. Yani eksi sinüs alfadır. Sinüs alfa buradaki üçgende 3 bölü 5 eşittir. Sinüs y ise eksi 3 bölü 5'tir. Yerine yazdığımızda 1 eksi 3 bölü 5'ten cevap 2 bölü 5 gelir.